Türk İş, hani size de çok uzak değil ya, diyor ki asgari ücretin 1400 Türk lirası olduğu ülkemizde açlık sınırı 1518 Türk lirasıdır. Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı asgari ücretle çalışan herkes bu ülkede açtır arkadaşlar. Şimdi bu konudan kaçmak nereye kadar? Bu konunun üstüne gideceğiz. En az bunun kadar önemli, 1400 lira asgari ücretin olduğu bir ülkede yoksulluk sınırını yine Türk İş 4945 lira olarak belirliyor. Yani özetle diyor ki 5 haneden bir tanesi yoksulluk sınırı altındadır. Bakın bunlar çölyaklı falan değil. Normal anam babam, evladım, kardeşim, bacım, bunlar her 5 haneden bir tanesi yoksulluk sınırının altında. Daha çarpıcı bir rakam vereyim mi? Ülkemizde 6.6 milyon kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Bunların bağırsakları sağlam. Bunların bağırsaklarında glutene karşı herhangi bir hassasiyet ya da alerji yok. Evlatlarınızı düşünün. 6.6 milyon kişi bu ülkede açlık sınırının altında. Yani 2 milyon aile. 2 milyon aile ülkemizde açlık sınırının altında. Şimdi gelelim, acaba Avrupa'dan nasıl görülüyoruz? Avrupa bizi nasıl görülüyor? OECD rakamlarına göre Türkiye'de utanılacak bir durum. Çocuklarımızın 1/4 yani %25'i yoksuldur. OECD yeni güncelledi bu rakamları ve eşitsizlik raporuna göre yoksulluğun oranı genel anlamda %17 iken Türkiye'de çocuklar arasında, yani 18 yaş altı çocuklar arasında yoksulluk oranı %25. Yani her 4 çocuktan biri ülkemizde yoksul. Peki karnı doyanlar mutlu mu? Bakalım kimin karnı doyuyormuş. Diyor ki OECD, dikkat edin diyor. Size önemli bir rapor veriyorum diyor. Nüfusun en altta yer alan, en fakir %10'luk dilimi toplam gelirimizin %2,5'unu alıyor. 2,3'ü hatta. Yani toplumun en yoksul %10'luk kesimi toplam gelirimizin sadece %2,3'ünü kullanıyor. Peki toplumumuzun en üstteki, yani cebi dolu, karnı tok, sırtı pek olan insanlar ne kadar kullanıyor? %30. Bakın, %10'luk en yoksul kesim %2,3 geliri kullanırken en çok zengin olan %10'luk kesim gelirimizin %30'unu kullanıyor. Ben şimdi daha ne diyeyim size? Elbette çölyak hastalarına bakacağız. Elbette bütün hastalarımıza bakacağız. Ben bir çocuk hekimiyim. Çölyağın ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Elbette onlarla uğraşacağız ama geride milyonlar var. Sağlıklı ve devletimizin bakmakla yükümlü olduğu milyonlar var. Bakın OECD bize diyor ki Avrupa'da, daha doğrusu OECD ülkeleri arasında şartları en kötü olan ülke Türkiye'dir çocuklar arasında. Yani Türkiye'de çocuk olmayın diyor bize açıkça. Bakın birçok rakam veriyor. Diyor ki yoksulluk ortalaması OECD ülkelerinde %13,2, bu rakamı unutmayın. %13,2 Türkiye, %25,3 OECD ülkeleri derken öyle aklınıza büyük ülkeler gelmesin. Örneğin en düşük yoksulluk Danimarka'da %2,7. Bırakın onu bir kenara. Bize yakın olanlara bakalım. Örneğin Macaristan'da bizde 25,3, Macaristan'da 11,8. Bizde 25,3, Estonya'da 14,3. Bizde 25,3, beğenmediğiniz Yunanistan'da 18,7. Ekonomik olarak beğenmediğiniz demek istiyorum. Görüyor musunuz rakamları? Peki bu aç çocuklar, bu yoksul çocuklar bizim karşımıza nasıl geliyorlar? Bunlar eğitimden mahrum kalıyorlar. Her yıl 190 bin çocuk okulu bırakıyor yoksulluk ve açlık yüzünden. Her yıl 143 bini de bunların kız çocuğu. Bu çocuklar çocuk işçiliğine maruz kalıyorlar. 8 milyon çocuk aç ve yoksul olduğu için bu ülkede çalışıyor, çoğu mevsimlik tarım işçisi. Bunlar aç ve yoksul olduğu için erken evlendiriliyorlar. Kızların erken evlilik oranı, yani 18 yaş altı evlilik oranı %26 açlıktan ve yoksulluktan dolayı. Bunların hiçbirisi çölyak hastası değil arkadaşlar. 18 yaşından önce babası bir an önce evinden gitsin istiyor. Çocuklar aç ve yoksul oldukları için uyuşturucu tuzağına düşüyorlar. Birazdan size uyuşturucu rakamlarını da vereceğim. Bakın, biraz daha sizi rahatsız edeceğim. Her yıl 200 kişi ülkemizde açlıktan ölüyor. 200 kişi, başka hiçbir sebepten değil. Bunlar çölyaklı da değiller. Acından ölen 200 kişi her yıl bu ülkede var. 11.284 bebek her yıl çeşitli sebeplerden dolayı ölüyorlar. Biz bunları yaşatamıyoruz. Cezaevindeki çocuklar, bakın bir kitap hazırladık. Çocuk cezaevlerini tek tek gezdik, dikkatinize sunduk. Cezaevlerindeki çocuklar aç dedik size. 18 yaş altı her yıl yaklaşık 2000-3000 çocuk cezaevinde. 18-20 yaş arası 8-10.000 çocuk cezaevinde. Bunlar yeterince beslenemiyor. Gittim gördüm, rapor ettim. Çünkü bu çocukların beslenme ücretleri daha sonra tahsil ediliyor. Annenin yanında kalan çocuklar her yıl yaklaşık 500 çocuk cezaevinde annesinin yanında kalıyor. Cezaevi yönetimi diyor ki ya sen yemek yiyeceksin ya çocuk yemek yiyecek. Anne diyor ki ben aç kalırım, çocuğuma verin bari. Bunlar çölyaklı değil. Bunlar yurdumuzun insanı ve iyi yönetilmediğimiz için açlık, yoksulluk altında suç işlemişler. Anneleri suç işlemiş, cezaevine düşmüşler. Şimdi de onları orada da besleyemiyoruz. Değerli arkadaşlar, elbette çölyak hastaları önemli ama ülkemizin bütün çocuklarını hep birlikte korumalı, kollamalıyız. Bunun için de daha fazla komisyonlar kurmalıyız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Atıcı.